bir varmış, bir yokmuş. Ülkenin birinde bir çiftçi varmış. Bu çiftçi geçimini karpuz, kavun ve salatalık yetiştirerek sağlarmış. Yetiştirdiği ürünleri tahılla takas ederek geçinirmiş. O sene bahçesi çok iyi ürün vermiş. Çiftçi hanımına şöyle demiş: "Bu yıl tarlamız çok iyi ürün verdi. Karpuzların en iyilerinden bir eşeğe yükleyip Şah oğlu Şah Abbas'a götüreyim." Hanımı "Çok iyi olur." demiş. Çiftçi karpuzun en iyilerinden bir çuval toplayıp eşeğin sırtına vurduğu gibi İsfahan yoluna düşmüş. O sırada Şah Abbas'la veziri Allahverdi Han kılık değiştirerek ülkeyi geziyorlarmış. Bir müddet sonra çiftçinin önüne çıkmışlar. Şah Abbas ona "Ey adam, yükün nedir?" diye sormuş. "Karpuzdur derviş ağa," diye cevap vermiş adam. "Nereye götürüyorsun bu karpuzları?" "Derviş ağa, bu sene tarlamız çok iyi ürün verdi. Bunu Şah Abbas'a götürüyorum," demiş. Şah Abbas, "Ey adam, millet Şah Abbas'a mücevher, altın götürüyor. Sen de karpuz götürüyorsun. Karpuz Şah'ın neyine gerek?" "Derviş ağa, onların gücü mücevhere, altına. Benim de gücüm ancak karpuza yetiyor." "Boşuna zahmet ediyorsun. Şah onu kabul etmez ki," deyince çiftçi, "Derviş ağa, canı sağ olsun. Kabul ederse eder, etmezse eşeği yüküyle birlikte Şah'ın başına çalar, sonra da dönerim," demiş. Vezir Allahverdi adama vurmak isteyince Şah onun elini tutmuş. Adamdan ayrılmışlar. Ayrı bir yoldan geri dönmüşler. Şah Abbas kırmızılara bürünüp tahta çıkmış. Eşekli bir adamın geleceğini, onu eşeğiyle beraber huzuruna çıkarmalarını emretmiş. Bunun üzerine yolları kesmişler. Adam geldiğinde onu eşeği ve yüküyle birlikte Şah'ın huzuruna çıkarmışlar. Şah Abbas ona sormuş: "Ey adam, yükün nedir?" "Gözünü sevdiğim Şah'ım, karpuzdur. Bu yıl tarlamız çok iyi ürün verdi. Bir yük sana hediye getirdim," demiş. Şah Abbas, "Ey adam, deli misin? Sen beni ne zannediyorsun? Halk bana mücevherler, altınlar getiriyor. Sen de karpuz getiriyorsun," diyerek ona çıkışmış. Adam da, "Canları sağ olsun. Onların gücü mücevhere, altına yetiyor. Benimkisi de karpuza yetiyor," demiş. "Bana karpuz lazım değil. Al götür hepsini. Yoksa seni astırırım," deyince çiftçi, "Şahım, niye kızıyorsunuz ki? Kabul ederseniz edin. Etmezseniz yolda dediğim olsun," demiş. Şah Abbas, "Söyle bakalım, yolda ne demiştin?" diye merakla sorunca çiftçi, "Hiç şahım, söz işte, dilime geldi, söyledim," demiş. Bunun üzerine Şah Abbas da, "Adam, eğer yolda söylediklerini doğru söylersen, tacım üzerine yemin ederim ki sana bir şey yapmayacağım. Eğer doğrusunu söylemezsen, vay haline," diye gürlemiş. Çiftçi o an yolda gördüğü dervişin padişahın kendisi olduğunu anlamış. Ona şöyle demiş: "Şah sağ olsun. Yolda bir derviş bana sizin sorduğunuz soruları sordu. Şah'ın karpuzları kabul etmeyeceğini söyleyince ben de gücüm buna yetiyor. Kabul etmezse eşeği yüküyle beraber başına çalar, geri dönerim dedim," diye cevap vermiş. Padişah hazinedarı çağırarak, "Bu adamı götür, karpuzu boşalt, çuvalı altınla doldur, ver götürsün," demiş. Hazinedar çiftçiyi hazineye götürmüş.
karpuzu boşaltmış, çuvalı altınla doldurup ona vermiş. Padişahın bu hareketi vezir Allahverdi Han'ın hoşuna gitmemiş. "Şahım, senin bu hareketin hiç hoşuma gitmedi. Köylünün biri sana hakaret ediyor, sen onun çuvalını altınla doldurup bırakıyorsun," diye serzenişte bulunmuş. Şah Abbas, "Vezirim, o adamın gücü karpuza yetiyor. Ondan da bana pay getiriyor. Ben ondan değerli şeyler istediğimde bana ağır söz söylemesi yerindeydi," diye cevap vermiş. Vezir Allah verdi, "Ben gidip ondan altınları alacağım," demiş. Padişah, "Vezir Allah verdi, sen kendini onunla kıyaslama. O çok akıllı insandır. Kendini aşağılama, alamazsın," diyerek gülümsemiş. "Şahım, ben alayım, sen de seyret," demiş vezir. Padişah da, "Tamam, bakalım alabilecek misin?" diye karşılıkta bulunmuş. Allah verdi vezir, atına binmiş, kestirme bir yoldan gidip çiftçinin yolunu kesmiş. "Sana bir iki soru soracağım. Bilirsen canını kurtarırsın. Eğer bilemezsen altınlarını elinden alırım," demiş. Çiftçi, "Buyur sor vezirim," deyince vezir, "Gökte kaç tane yıldız var?" diye sormuş. "Eşeğimin kılları kadar," diye cevap vermiş çiftçi. "Doğru söylemiyorsun," deyince vezir, çiftçi şu karşılığı vermiş. "Eşeğimin kıllarını say, yıldızları da say. Eğer doğru söylemiyorsam başımı kestir." Vezir Allah verdi, ne eşeğin kıllarını ne de gökteki yıldızları saymanın mümkün olmadığını anlamış. Hiç bozuntuya vermeden, "Tamam, bunu bildin. Şimdi öbür soruma cevap ver. Padişah şu an nerededir?" "Bu soru çok kolay. Ancak soruya eşeğin üstündeyken cevap veremem. Sen attan in, ben binip söyleyeyim. Eşeğin üstünde bunu söylemek edepsizliktir," deyince vezir hemen attan sıçrayıp yere inmiş. "Haydi bin," demiş çiftçiye. Çiftçi eşekten inip bir sıçrayışta ata binmiş. Çarçabuk eşeğin üstündeki çuvalı almış. Atı mahmuzlayarak, "Vezir Allah verdi han, bak padişah şu dağın arkasındadır." Vezir ne kadar bağırsa da adam durmaksızın atı tırısa kaldırarak gözden kaybolmuş. Vezir Allah verdi eşeğin yanında kala kalmış. Şah Abbas olanları dürbünle izliyormuş. Karnı yırtılıncaya kadar gülmüş, birkaç adam göndererek, "Gidin Allah verdi hana deyin ki utanmasın, dönsün." Adamlar gidip vezir Allah verdiye ulaştırmışlar. Vezir Allah verdi pişman bir vaziyette adamlarla beraber padişahın yanına gitmiş. Şah Abbas biraz güldükten sonra, "Allah verdi han, gördün mü? Altınları alamadın. Ben adaletsizlik etmiş, altın vermiş ama at vermemiştim. Atı da sen verdin, çok sağ ol," demiş.